Türkiye'nin Şaban'ı, Salakos'u, Saffet'i, Zühtüs'ü, Şakir'i, Şabaniyesi ve daha birçok karakteriyle sevilen ismi Kemal Sunal'ı ne kadar tanıyoruz? Bunu konuş. Ben kimseden dayak yemem. Belli yememişsin ama 5 dişin eksik, sağ gözünde biraz şişmiş. Allah tutmayın beni. Gelsene abicim ya. Zeynep Hanım, abim Şaban. Seni de sonra öpeceğim. İlk ve orta öğretimini Mimar Sinan İlkokulu'nda bitiren Kemal Sunal, liseyi ve Far Lisesi'nde arkadaşlarıyla aynı anda bitirebilmek için tam 11 senede bitirmiş. Felsefe öğretmeni olan Belkıs Balkır, Sunal'ı tiyatro için teşvik etmiş ve Kemal Sunal, Müşfik Kenter'le anlaşma yapmış. Burada yer aldığı ilk tiyatro oyunu Deli İbrahim'miş. Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü 12 Eylül döneminde yarım bırakmak zorunda kalmış. Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'ndayken Ankara turnesinde Gülsün Al'la tanışmışlar. 1975'te evlenen çiftin Ali ve Öz adlarında çocukları olmuş. Ertem İlmez'in kendini fark etmesiyle ilk sinema filmi olan Tatlı Dillim'de oynamış. Filmlerinde genellikle saf, şanslı ve iyi karakterli rolleri oynayan Kemal Sunal doğallığıyla herkesi güldürüyor ve kendini sevdiriyormuş. 1975 Nisan'da çıkan yönetmenliğini Ertem İlmez'in yaptığı, Rıfat Ilgaz'ın yazdığı Hababam Sınıfı serileriyle tüm Türkiye'nin kalbine İnek Şaban olarak kazınmış. Filmdeki en haylaz karakter olan Güdük Necmi'nin bizzat kendisi olduğunu anlatan yazar, sınıfın en saf tiplemesi olan İnek Şaban'ı ise Kastamonu Muallim Mektebi'nden Ahmet isimli arkadaşından isimlenmiş. Rıfat Ilgaz röportajında arkadaşının soy ismini hatırlamadığını, sadece Safranbolu'da Öküz Ahmet ismiyle tanıdığını söylemiş. 14. Antalya Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü Kapıcılar Kralı ile alan ve 2. Ankara Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü Lütfü Dünya ile alan Kemal Sunal, 35. Antalya Festivali'nde yaşam boyu onur ödülüne layık görülmüş. ...90'lı yıllardan itibaren Sunal'ın filmleri televizyon kanallarında yayınlanmaya başlamış. Ve Kemal Sunal bu gösterimlerden hiç para kazanmamış. Eğitim sevdasından hiçbir zaman vazgeçmemiş ve 12 Eylül'de yarım bıraktığı üniversiteyi 1995'te bitirmiş. Ardından televizyon ve sinemada Kemal Sunal Güldürüsü isimli teziyle yüksek lisans yapmış. Toplamda 82 filmde rol alan Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000'de Balalayka adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere uçağa binmiş. Uçak onun her zaman korkulu rüyasıymış. Uçağın kalkışından hemen önce kalp krizi geçiren Kemal Sunal'a yanında oturan oğlu Ali Sunal suni teneffüs yapmış. Nefes alması için ne kadar uğraştılarsa da başarılı olamamışlar. Kemal Sunal henüz 55 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. 2017'de Sunal'ın ölümünden yıllar sonra aslında bir kalp rahatsızlığı olduğu ve bunu herkesten sakladığı ortaya çıktı. Türk sinemasının çok değerli oyuncusu, babası, Şaban'ı, Kemal Sunal'ı 20. yılında özlemle anıyoruz.